Herkese tekrardan merhaba. Bugün Challenge'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün Thais Sigirt ile alakalı neler öğrendik? Şimdi bunları sizlerle birlikte paylaşacağım ve üzerine koyarak gitmeye devam ediyoruz. Biliyorsunuz en son Thais Sigirt'in neden gerekli olduğu ile alakalı bir örnekler ve pekiştirme yapmıştık. Bugün ise TypeScript'i öğrenmek için ikiye ayırıyoruz. Artık ben buna TS diyeceğim bu arada. Bu TS'nin niye ikiye ayırıyoruz? Bir tanesi bizim öğrenmemiz gereken syntax yapısı, syntax ve features dediğimiz özellikleri. Bir kısmı da design pattern, yani bu şeması, bu geliştireceğimiz kodların nasıl bir şemada olması gerektiğiyle alakalı. Bir de OOG kısım olacak. Yani biz burada TypeScript'i yani TS'yi öğrenmek için öncelikle bir kurallarını, bu dil nasıl yazılıyor? Yani aslında Türkçe gibi düşünürsek söz dizilmek. Dil bilgisi kuralları diyebiliriz. Sonrasında ise bunu paragrafta nasıl kullanıyoruz gibisinden bakacağız. Öncelikle o yüzden biz syntax yapılarıyla başlayalım. Mesela what is interface? Yani bizim kullandığımız bir örnekte interface örneği vardı. Buradaki interface ne işe yarıyor? Bunları bu videoda konuşacağız. Sonrasında işte bu design pattern'ı görmek için tabii ki paragraf lazım. Paragraf Türkçe'de paragraf. Bizim yazılım diline proje lazım. Projelerle birlikte de bu TS'nin nasıl bir kuralla yazıldığını birlikte öğreneceğiz. Şimdi bugünün konusu tipler, yani type dediğimiz ve biz ne öğrenecek? Öğreneceğiz bu videoda. Basit type'ler öğreneceğiz. Yani bizim zaten biliyorsunuz aşağı yukarı Java'da başka dillerde falan şöyle bir şey olur. String deriz, integer deriz, float deriz gibi birçok tip olurdu. JavaScript'te bu yoktu ama artık var. Biz burada type, function type'leri de göreceğiz. Yani function tipinde olan şeyler de var. JavaScript'te sadece tip dediğimiz zaman string integer yok. Yani birden fazla tip türü var ve bunlar sandığımızın aksine çok da fazla bir şekilde biz kullanabilip hatta TS edebiliyoruz ki aynı nasıl string integer varsa jacup diye de bir türüm var diye TS'yi kandırabiliyoruz. Yani TS'nin böyle bir özelliğini de sanki içinde varmış gibi jacob fonksiyonun var senin diyerek kandırabiliyoruz bu TS'nin modülünde. Bunu anlatacağım şimdi. Annotation yapısından zaten bahsedeceğiz. Definition files'ler, array'ler, modül sistemleri, class'lar. Biliyorsunuz biz JavaScript'te class kullanmıyoruz. Class diye bir şey yok ama TS ile birlikte ne oluyor? Artık class yapısını da kullanabileceğiz. Ve OOP dediğimiz Object Oriented Programlama ve projeleri bakacağız. Şimdi biz buradaki type'lardan yani kısacası videonun başlığından bahsedecek olursak bir tip nedir? Şimdi kısaca tipleri biz şöyle yazabiliriz. Mesela string bir type'tır. Number bir type'tır. Ama number'ı biliyorsunuz JavaScript'te number. Ama diğer Java'da veya C++'da bu integer olur, float olur. Sonra ne vardı? Double olur. Yani bunların her biri farklı farklı anlamlara geliyor. Hepsi sayı ama birinin de ondalık kısmı var. Biri negatif olabiliyor. Birinin belli byte aralığı var. Ama JavaScript'te hepsi number diyoruz. O yüzden TS'de özellikle number diyoruz. Burada number tipimiz var. Sonra boolean tipimiz var. True ya da false olacağını düşündüğünüz şeyleri verdiğimiz. Bu üçü zaten nedir? Klasik. Bilmemiz gereken üç tane şeydir. Şimdi bu tipin tanımı nedir diye sorduğunuzda birçok farklı birden fazla tip örneği var. Yani bir örnek çok fazla var bu konuda. Tanım olarak yani bayağı geniş tanım olabilir. Biz şöyle diyoruz. Bir değerin sahip olduğu farklı özelliklere ve işlemlere başvurmanın kolay bir yolu. Bu ne demek biliyor musunuz? Ben burada şimdi aşağıda örneği vereceğim nasıl olsa ama buradaki özellikleri anlamak istiyorum. İşlere başvurmanın kolay bir yolu olduğu. Yani biz type yazdığımızda diyoruz ki sen kardeşim benim için aslında bir kısa olsun. Nasıl ki biz mesela araba yazıyoruz. Araba dediğimiz zaman nedir bu? Bir string'tir. Ve biz string'de ne isteriz? Mesela araba kelimesi şöyle göstermem lazım. Şöyle bir araba yazdım değil mi? Bu araba kelimesi nedir sizce? String. Şu ifade nedir? Number. Şimdi string ifadelerin neye sahip oluyor? Mesela string ifadelerde bir tane fonksiyon var. Bu includes
includes diye bir fonksiyon var. Ne işe yarıyor? Mesela sen S işaretini içeriyor musun? Bu includes hangi tipin bir özelliğiydi? String olanların. Yani burada biz böyle değil de 5, 3 includes base ama çünkü bu integer. Integer'ların neye sahip olduğu şeyler var. Farklı özellikleri var. Şimdi bahsedeceğiz. Buradaki JavaScript'te olmayan TypeScript'te bizim hem dizinin türü, nesnenin türü, birden fazla her şeyin türü var. Ve bu türlerin de aslında anlamı bir şeye ulaşmanın kısa yolu diye sahip edebiliyoruz. Şimdi daha iyi anlayacağız. Zaten araba örneği ben burada vermiştim. Mesela bir araba. Bunu gördüğümüz zaman ne diyoruz? Bu bir string ifade ediyoruz. Hemen bunu bir değişken atıyoruz. Cons car eşittir araba diyoruz. Böyle yazıyoruz. Sonra car nokta char et, char code et. Bunlar nedir? Her biri string ifadeleri uygulayabileceğimiz birer fonksiyondur. String ifadelerin kullanabileceği fonksiyonlardır. Ve ben burada bunları bu şekilde şurada yanlış yazmışız. Match olacaktı. Ya da böyleydi bu. Evet. Bunu bu şekilde kullanmamız neyi sağlıyor? Bize bir kısa yol veriyor. Yani şimdi ben bunu ne yapmış oldum? Arabayı. Artık sen string türündesin dedim. Ve string türü de bunlara erişebilir dedim. Yani bunu şunun gibi düşünün. Bir telefon aldım. Bu telefon dedim ki artık sen bir teknoloji sınıfındasın. Ve teknoloji sınıfına koyduğum zaman teknoloji sınıfı nedir? Şarj süresi, kaç inç olduğu, ne bileyim telefonun kamerası var mı gibi bir sınıflara ait oldu metotları. Ama bu bir tane mesela musluğun özellikle sahip olamaz değil mi? Mesela su akış hızı diye bir özelliği olamaz. Çünkü bu string. Onun gibi buradaki değerlerde bizim tip dediğimiz şeylerde aslında bir kısa yol. Yani biz başvurmak için kısa yollara isim veriyoruz. String diyoruz. Ve string atadığın her özelliğe erişebiliyorsun. Bu tanım aslında hiçbir dilde bana böyle öğretilmemişti. Hiçbir dilde ben böyle tip öğrenmedim. O yüzden bunun üzerine güzel bir örnek vermek istedim. Basit. Yazılımdaki her şeyi basitçe oluşturacağız kafamızda. Çünkü basit bir şekilde anlamak için basit düşünmek gerekiyor. Tip neden gereklidir? Sonuçta ben burada bir string demek de var. Bu arabayı gördüğümüzde bu bir string de demek var. Bir de bir değerin sahip olduğu farklı özellikleri ve işlere başvurmanın kolay bir yolu demek de var. Ya yani bu ifade. Şu ikisi aynı anlama geliyor. Biz bunları dallandırmışız. Mesela string de bu anlama geliyor. Integer de bu anlama geliyor. Ama her biri farklı farklı değerler alıyor. Value. Değer de önemli. Şimdi biz string ifadenin alacağı işlevleri burada paylaştık. Ve burada birden fazla da var zaten. Tamam. Şimdi type ikiye ayrılır. Birincisi primitive type'ler. İkincisi object type'ler. Şimdi bizim buradaki string mesela bahsettiğimiz neydi? Bir, burada yazıyor. Nerede? String. Neymiş? Primitive type'miş. Primitive type ne? Yani burada object type ne? Şimdi primitive type'ler ilkel adı üstünde de. Burada biraz daha aynısını görebileceğiz. Burada ben mesela simple type. Bakın TypeScript simple type diyor. Bunu hemen burada Türkçe'ye çevirelim. Translate Türkçe. Şimdi burada bizim nerede görüyoruz? Şöyle dönderdik. Bakın TypeScript'te basit 3 tane diyor tip var diyor. Bunlar Boolean Number String. Tamam. String'ler bakın tam bitin değerleri. Number'lar tam sayı veya kayan nokta. Boolean doğru ve yanlış. Değil mi? Şimdi buradaki tip atamaları bunun Türkçesini anlamadım şu an. Type assignment, explicit ve implicitly olarak ikiye ayrılıyor burada. Bu explicit dediğimiz ne? Sen değişim oluştururken ismin yanında ne olduğunu da iki nokta üst üste kullanarak yazma olayı. Yani iki nokta üst üste yazarak sen string'sin, sen number'sın diyebiliyorsun. Buna explicit type diyoruz. Bir de implicitly type var. Bu da sen otomatik yazıyorsun. O will guess diyor zaten. Bakın guess tahmin etmek demek. TypeScript senin yazdığın o type'ı tahmin ediyor. O zaman biz bunu böyle yazacaksak TS niye kullanıyoruz diyebilirsiniz. Bazı yerlerde TypeScript senin için ne yapabiliyor? Tahmin edebiliyor. Yani sen let burada ne yazmış? Let first name eşittir string ifadesini yazar. Bu string'dir demiş yani. Göreceğiz şimdi kod örneğinde. Ve burada bu şekilde yine
Error in type demiş mesela. Burada string bir şey atamış. İlk önce first name'e string demiş. Sonra string'e number atamaya çalışmış. Bir hata alırsın demiş. Burada hata alacağız yani. Hemen bir de special type'lere bakalım. Bunlar da bakın any dediğimiz her şey olabilir. Yani burada mesela demiş ki adam burada any türünü atadığı ne var? Bakın mesela ve any demiş. Bu any dediği için no error. Yani sen buna tur any deyip tur atamışsın. Boolean atamışsın. Sonra bu boolean'a string atamışsın. Sonra dedi number fonksiyonu koymuşsun. Yani any. Her şey olabilir. Yani biz zaten JavaScript, TypeScript'te pardon. Bir değişkenin türünün baktığın uyuşmazlık var. Baktın altı çizili hatalı. İki nokta üst üste any de geç yapıyorduk bazen ya. Yani ben öyle yapılan çok yer gördüm. O yüzden TypeScript'in temellerini anlamak lazım. Neden ne yazmamız gerekiyor hakkında. Mesela unknown diye bir şey var. Ben bunu ilk defa görüyorum. Bu da aynıymış any ile ama daha safer diyor, güvenli diyor, alternatif diyor, daha emniyetli diyor. Burada işte kullanmış. Nasıl kullanacağıyla alakalı. Never var. Sonra undefined veya null ya null dediğimiz yapıyı kullanabiliyoruz. Var. Gibi gibi gibi. İşte bizim primitive type'larımız burada number, boolean ve string olarak. 3 tane temel var. Bunların yanında void, undefined, never, sample, null gibi alternatifler de varmış. Bunları ne zaman kullanacağımız kodda göreceğiz. Ama object type'larımız da fonksiyonlarımız. Birer object type. Sonra arrays'lerimiz, sonra cluster'ımız, objectlerimiz. JavaScript'te olmayan bir class yapısını burada gireceğiz mesela hep birlikte. Ve şimdi diyelim ki neden kullanmaya gerek var? Yani ben kodumda neden bu tipleri kullanayım? Neden iki nokta üst üste yazayım diye tipleri kullanayım yani. Tip dediğin şeyi de iki nokta üst üste kullanmam gereken yer diye düşünebilirsin. Şimdi neden gerek var bunu kullanmaya? Birincisi TSL'lerde biz ne yapıyoruz? Hataları analiz etmeye çalışıyoruz. Hatayı analiz etmenin kısmını da kim yapıyor? Derleyici yapıyor. Derleyicinin de bunu yapması için senin tarafından o değişkenin neyi verdiğini ve ne olması istediğini bilmesi gerekiyor. Ki sen hatayı önlersin. Ve diğer mühendisler, ben bu proje yazdığımda JavaScript'te mesela orada bir değişken yaptığımda diğer mühendis bunu bulması bir 10 saniye, 20 saniye sürebilir. Oradan oraya gider, ne de kullanmış falan diye. Ama ben burada bu değişken bir number, bu değişkenin bir objeden geldiğini ve objenin değişken türlerini bunlar alabileceğini bahsettiğim zaman hani çünkü ne demiştik biz şu projemizde? Dedim ki Todo'daki projeler gibi olabilir. Şimdi bu diğer mühendis bunu görmese, response hataları ve bilmem interface'i görmese bilmiyor ki şimdi bu adam ne dönüyor buradan, bu dönen şeyi nasıl tutacağını bilmiyor, nerede döneceğini bilmiyor. Aa ben demişim ki burada dönecek şey Todo interface'indeki gibi olabilir ve bunlar da ID, title ve competitive içerir demişim. O yüzden buradaki örnekte ne yapıyoruz? Biz diğer kod okuyan mühendislere de yardımcı olmuş oluyoruz. Şimdi gelin kodla birer örnek yazalım ve bu ikinci yazdığımız bla bla adlı klasörü de ben type diyerek değiştiriyorum. Geçen de ne oldu? Geçen benim bilgisayarımda dolmalar yaşanmış. 20 dakikadan fazla yüklediğim zaman galiba bilgisayar yoruluyor. O yüzden bu kısım çıkmamış. Şimdi ben bu kısmı çekiyorum. Sonra üzerine koyacağız. Diğer videolara geçeceğiz. O yüzden ben bu kısmı kaldığım yerden devam edeceğim anlatmaya. Öncelikle geçen videoda yani aslında bu ikisini beraber izliyorsunuz siz ama ben ufak zaman çekiyorum. Değişkenlerden bahsetmiştik. Değişken tiplerinden bahsetmiştik. Biz demiştik burada const age eşittir 4 desek burada bir age 2 olsun bu. Bakın burada ne diyor bana? Const age 2 olduğunu ve bu değişkenin değerinin 4 olduğunu söylüyor. Sonra ben age 2 string 4'e eşitlediğim zaman bakın ne yapıyor? Burada diyor ki const let'te değiştir diyor uyarı olarak. Değiştirelim bakalım ne demekmiş bu. Gene aynı hata veriyor. Bu sefer ne diyor? Şurada bakacağım zaman ya yani aslında şey demek istiyor. Sen kardeşim ilk baştan bırakdığın bir şeyi sonra string'e dönüştüremezsin. Demek istediği şey bu. İşte biz bu şekilde veri tiplerini korumak için ne yapıyoruz? İki nokta üst üste kullanıyoruz her yerde. Gördüğümüz her tarafta artık bunu öğrenmemiz lazım. İki nokta üst üste age nedir bu? Number 4. Is good iki nokta üst üste nedir bu? Boolean true ya da false. Buraya sen 4 yazamazsın. Number 2, name 2, name string. Bir değer alacak. Jacob, John, sıkıntı yok. Nothing, yani bir değişken. Gene bu sefer null dedim. Yani bu değişken sadece null olabiliyormuş. O halde buraya gelip de string yazamazsın. Çünkü sadece null olabiliyor.
Nothing much. Undefined ise undefined olmak zorunda. Çünkü bunun tipi undefined. Ve date. Date ise bu bir date fonksiyonu. Bu now değişkenimiz bir date formasyonundaysa gene tipi date olmak zorunda. Array dizilerimize baktığımız zaman diyoruz ki kardeşim sen bir string içeren bir array'sin. Senin içerisinde stringler var diyoruz ve colors'a atıyoruz. Numbers kardeşim sen numara içeren bir dizisin. Numbers'ları ata. Numbers güzel. Gene doğruları geçtik burada boolean. Tarihler aralarında virgüller hepsi tarih formatı ve mix dediğimiz şey neymiş? Bakın mix dedim. İki nokta üst üste any. Ne demek? Kardeşim sen bir dizisin. Çünkü burada parantezlerim var. Ama içindekiler her şey olabilir. Number, string, boolean, date. Geçtik. Bir tane class oluşturmak TypeScript'te çok kolay. Class car diyorsunuz ve artık bir tane class'ınız var. Bu class'ın içerisinde yeni bir obje oluşturmak istiyorsanız aynı JavaScript gibi, aynı obje gibi, aynı C++ gibi. Ne yapıyorsunuz? New car diyorsunuz. Bu car'dan bir obje oluştur. Ve ne olsun bu değişken? Bu car'ın tipinde olsun. Yani class'ın da bir tip olarak tanımladığını görüyor muyuz? Görüyoruz. Object literal yani bizim obje sınıfımızdaki objelerimizin burada tipleri var. Tamam mı? Bu tipler yani primitif değil. Bunlar neydi? Objektif tiplerdi. Burada gördüğümüz gibi ne diyor? Sen kardeşim bir point. Tamam. Ama bu point bir obje mi? Obje. Tamam. İçerisinde aldığı iki tane tip var. Ve birincisi number, ikincisi de number tip olacak. O zaman bu şartları sağlayan bir obje yeniden açıyorum. X'e 10, Y'ye 20 veriyorum. String verirsem ne olur? Hata alırım. Diyorum. Ve function. Function'lar çok zor gibi gözüküyor ama değil. Nasıl? Şöyle ki bir tane fonksiyon oluşturuyoruz. JavaScript'te ne yapardık? Toplama fonksiyonu derdik. X, Y derdik. Sonra X artı Y return derdik, dönerdik. Burada ne var? Tamam bir tane fonksiyon ismi yazılmış. Tamam iki nokta üst üste. Bu TypeScript'in tip tanımlama özelliği. Güzel. Peki bu ne yazıyor? Öncesinde şuraya doktoralım. Şuraya doktoralım. Bakın ne yapmış? Demiş ki bu bir parametre alıyor. Bir tane. Ve bu parametrenin tipi number olmak zorunda. Ve bu fonksiyon geriye void döndürüyor. Herhangi bir return döndürmüyor. Void. O halde yani void'i biliyorsunuz. Fonksiyonlar ya void döndürür ya void'dir ya da return döndürür diye bakarız. Bu bir şey döndürmediği için void. Bu kısım tamamlandı. Artık bu fonksiyonun tanımını ve tipini yapmış oluyoruz. Ve diyoruz ki sonra. Her neyse kardeşim eşittir. Her neyse kardeşim sen bana bir tane parametre ver. Yani ne demek istedik? Kısa bir özet geçtik. Bu fonksiyonun bir parametre aldığını, number ve void olduğunun parametresini kısaca geçtik. Hani altta böyle kod fazla olabilirdi böyle. Demedik ki böyle geldik böyle bir sürü kod vardı böyle dedik ki sen bu fonksiyonu gördün şöyle kapattın aşağıda bir şeyler göreceksin. Bak kapattın diyorum ki sana bu void olacak. Ve bir tane iyi parametre sağlayacak. Çok güzel. O yüzden bu şekilde biz mühendislik kodları yazabiliyoruz. Ayrıntılı olarak. Sen bu fonksiyona bir tane parametre ver. Ve o da log number 4 olabilir. Gelip de buraya A yazamazsın. Niye? Çünkü gene bakın beni ne yapıyor. Kardeşim yanlış yazıyorsun diye uyarıyor. İşte bu şekilde tiplerden bahsetmiş olduk. Buradaki verdiğim örnekte, bir önceki videoda verdiğim örnekte şu şekildeydi. Bu gördüğünüz neymi ki? Neydi? Bakalım. Bir stringmiş. Stringlerin kendine ait biraz özelliği var mıydı? Splice gibi. Sonra neydi vardı? Tuchar gibi bazı fonksiyonlar var mıydı? Vardı. Burada mesela ben speed kullanmışım. Doğru mu? Doğruymuş. Bakalım. Burada mesela ben for size kullanabiliyor muyum? Hayır. Mesela neden? Çünkü bunun string'le alakası yok. Başka bir tane length kullanabiliyor muyum? Kullanabiliyorum. Çünkü string'lerin de bir length'i var. Bir tane integer şeyi verin bana. Integer. Yani bunu bu şekilde görmesi mümkün değil. Çünkü bizim noktaladıktan sonra bunu alabileceği, string'lerin alabileceği metotlar bunlar. Bunun dışında bir şey alamazsın. Sonra burada point değişkenimiz vardı. Bakın point nokta
A eşittir 20 diye bir şey var mı? Yok, çünkü point'in içerisinde ya x ya da y vardı. O yüzden sen sadece buraya y veya x yazabilirsin. Bu şekilde biz tiplerle kodumuzu doğrulamış oluyoruz. Evet, bu videoyu bu şekilde bitirmiş olalım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.